Herkese pazar gününden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ben gördüğünüz gibi dışarı çıktım bile. Giyindim ama saçlarım ıslak hala. Nereye gidiyorum? Arkadaşlar, arkadaşıma gidiyorum, Sevde'ye. Ondan sonra da ben işte Sevde bir de Besme arkadaşımız. Akşam yemeğine gideceğiz. Yani bu arada saat 4:30 şu an. Kız kıza bir gün geçireceğiz. Sizleri de tabii yanımda alacağım. Alabildiğim kadarıyla. Saçlarımı niye yapmadım? Görüyorsun, sadece taradım. Çünkü arkadaşımın şeyi var, Sevde'nin. Dyson Airwrap'i var. Ve ben de onu almak istediğim için denemek istiyorum. Hani hoşuma gidecek mi diye. Ve Sevde dedi ki saçlarını kurutma, biraz nemli olsun. Çünkü o zaman daha iyi oluyormuş. Daha iyi tutuyormuş şeyler. Kıvırcıklar. Ben de oraya gideceğim. Yalnız gidiyorum. Kadir beni bırakacak. Zaten uzak değil. Kadir de burada bu arada. İkimiz de bej giymişiz bu arada, bak. Aynen. Bu arada ben böyle giyindim de bu ceketi çıkartacağım. Deri ceketimi giyeceğim. Şu an hani hasta olmayayım diye, saçım ıslak diye. Şey gidiyor. Ama arabayla gideceğiz ya. Bir de restoran. Ha doğru, Sevden'in arabası var. Aynen. Evet, Sevden'in tostos arabasıyla gideceğiz yemek yemeye. Herhalde Losaria'ya gideriz, bakalım da. Sen ne yapacaksın? Ben de beni bıraktıktan sonra arabayı ştan sahne ettireceğim. Yani içini süpüreceğim. Ve oradan da Burak ile geçerim. Ha, o da arkadaşına gidecek. Aynen, biz de işte kız kıza takılacağız. Besme de bebişini annesine bıraktı. Zeyt de zaten Azat'tan birlikte oynuyorlar. Teyzeleri de evde. Onlara da sordum, siz de gelin dedim de istemediler. Biz de artık üçlü bir şekilde takılırız. Ay böyle, bu arada çok çabuk hazırlandım biliyor musunuz? Makyajımı falan, yani giyinme, makyaj 15 dakikada bittim. Yani can abi de işe gidiyor. Böyle. Aynen, can abi de işe gidiyor, arabaya binmiş. Senin araba nerede? Açtırdım. Yani Kadir de bak, YouTuber olduğu nereden belli? Annenin tripodunu almış bir de. Orada almam ama bugün aldım. Hadi ben bakalım. Arabada tekrar da açarım. Evet canlar, gördüğünüz üzere arabadayız ve gidiyoruz. Yaklaşık 5 dakikadır yoldayız. Kadir'in kanalına biraz sohbet ettik. İzleyebilirsiniz Kadir Kozan. Bu arada şu an telefonumu annemin tripoduna taktım. Çok iyi ya. Hem acil pratikmiş. Demek abi ondan hep tripoddan geziyor. Aynen. Yoksa... Değil mi böyle, bak elim şu an aşağıda ama telefon yukarıda. Aynen. Pratik yani. Yoksa insanın eli ağrıyor. Evet. Şu an ben araba salandığı için biraz titriyor. Ama normal. Ama elden tutumdan titriyor. Aynen. Sen dedin ne, nereye gideceksiniz? Ben videoma dedim mi? Ha dedim, yemek yemeye gideceğiz kızlarla. O Stad'da değil mi Rosteria? Aynen, alt Stad'dakine gideriz zaten. Sadece bir tane var mı? Salzburg'da bir tane var. Losteria'da işte pizzacı, İtalyan restoranı var. Ama pizzası açık, pizza burada mı? Evet, pizzasını gerçekten çok seviyorum. Aynen. Ama Vapiano'nun makarnası o kadar güzel ki. Pizzası da çok da güzel. Ama Losteria'nın pizzası sanki daha. Pizzası hem büyük hem de ince böyle. Aynen işte. Aynen, ondan alacağım. Ben bir tane büyük pizza mı alırım acaba? Bitiremem, paket yaptırsam ayıp olur. Daha herkes yapıyor ki. Değil mi? İnsan ya bitiremiyor. Ne olmuş? Çocuklar yer yani. Niye ayıp olsun? Sonuçta paramızı şey alıyoruz. Yarısını değişik. Aynen aynen. Değişik, ben yarı margarita, midru kola, salat. Nasıl canım çekti. Yarısı da tabii ki ton balıkla yaparım. Ama fiyatı da uygun baya. Mesela bir kişilik 10-15 euro içecekle birlikte. Evet. Bayağıdır gitmedim, bilmiyorum. Normalde önce konuştuk, dedik biz en son buraya geldiğimde, yok en son buraya geldiğimde değil de en son kızlarla çıktığımızda Çin restoranına gittik. Normalde bugün de gidecektik. Dedim ki niye hep aynı yere gidelim? Zaten Çin şeylerini hep yiyoruz. Dedim bu sefer de İtalyan restoranına gidelim. Ha sen yoktun değil mi zaten, biz ayrıca gittik? Aynen. Orada ama Sevde vardı. Aha, vardı aynen. O yüzden dedik ki bu sefer İtalyan'a gidelim ve oranın pizzası çok lezzetli oluyor, incecik. O yüzden gideceğiz. Ama pizza demişken İtalya'nın pizzası var ya. Nasıldı? Mükemmel. Siz nereye gitmiştiniz? Trieste mi? Biz Trieste'e gitmiştik. Viyana'ya 4,5-5 saat. Nasıldı? Size de 4 saat bu arada buradan. Şu an? Çok güzel bir yer. Hello Schloss'a gittik ya. Vallahi masal gibi. Yo, bura fiyatları hatta aynen. Bazı yerler daha uygun. Ha şeyler uygun, içecekler ve kahveler uygun. Nasıl? Mesela latte macchiato biz bu restoranda yaklaşık 3.54 ödüyoruz ya, veya 4.20 falan. Orada hep 2.50 idi. İşte. Cappuccino 1.80.
Aynen. Ama her gittiğim yerde böyleydi hemen hemen. Tek bir çok az fark vardı. Bilmiyorum bizim gittiğimiz bölge mi böyle uygundu ama kahveler çok ucuzdu gerçekten. Ha bir de tiramisu'su çok güzeldi. Oran vallahi meşhur tatlısı ya. He İtalyanların. O da çok güzeldi gerçekten. Ama tiramisu'da çoğu şey koyuyor. Yo alkol biz sorduk yoktu zaten. Hani yerkende zaten hissediliyor hani var mı yok mu. Almanlar nasıl diyor biliyor musun? Hep sorduğunda alkol var mı diyor. Sarhoş olmazsın da rahat etmiyor. Vallahi. Ama alkollü böyle yesen bile hemen tadı geliyor ya, ağzıma. Hiç güzel değil. Rum atıyorlar ya. Yo biz sorduk alkolsüz yedik ve tadı çok güzeldi gerçekten. Ama orayı tekrar gitmeyi düşünebilirim. Trieste. Yani o derece beğendim. Siz gittiğinizde çok insan var mıydı çok turist? Ya vardı da. Yani siz... o kadar abartılı değil ama vardı. Bu ay gittiniz değil mi? Hı-hı. Yok geçen ay işte. Ha. Aynen. İyiymiş ya. Güzeldi arkadaşlar. Ama İtalya'nın diğer yerlerini de göreceğiz inşallah yakın zamanda. İtalya'nın güzel. Roma'ya çok gitmek istiyorum. En çok Roma'ya gitmek istiyorum. Hı-hı. Oradan nerede size? Roma uçakla, arabayla uzak. Aynen bakalım belki Annegül'e bir kaçmak yapabiliriz. Roma daha aşağıda değil mi? Roma evet. Roma var işte. Venedik, Milano. Aynen onlar hep ortada aşağıda. Milano'yu da görmek istiyorum ama Milano'da fazla bir şey yok diye biliyorum. Milano hep ama bence zengin yer bir değil günde mi? Gezilir bir iki günde. Aynen. Ondan sonra Venedik'i yani Venedik de bence görülmesi lazım da ama herkes diyor böyle pek çok memnun. Çok pis kokuyormuş. Evet kanal kokuyormuş. Aynen. Tabii bilmiyorum ne kadar doğru ama yani yine de görmek isterim hani gitmişken. Fotoğraf için güzel. Evet. Ben en son tatilini ben gittim hatta. En son tatil ne? Senin en son nereye? Evet, ne zaman Aksaray'daydım 2 sene önce. Ya 3 sene mi oldu? Aynen. Bir sene sana gel dedik Antalya'ya da nasip olmadı. Aynen, işten dolayı. Bir de işten tatil alamamıştım o yüzden gidemedim. Aynen. Bir dahakine artık. Aynen inşallah. Siz kışın gidecek misiniz bir yere? Kışın valla gitmeyi düşünüyoruz Kadir'cim. Sen de belki gelirsin. Valla alırım. Aynen. Güzel olur, değişiklik olur. Öyle ben arkadaş olur. İşten çıkmayı düşünüyorum. Aa, iş mi değiştireceksin? Herhalde. Valla nereye girmişsin? Daha bilmiyorum daha arıyorum işte. Böyle daha çok uzak olmayan yerler. Şey Colini'ye sorsan herkes orada çalışıyor. Evet tüm Türkler zaten orada. Niye oraya gitmiyor? İşte biz araştırayım. Ya da belki postana girelim. Oraya iyi para veriyor. Arkadaşımdan biliyorum. Eşi orada çalışıyor. Colini ya. Ama ilk girdiğinde Colini sana 1800 veriyor. Mesela hiçbir şeysiz. O da zaten her sene artıyor mu? Yani her sene artıyor. Öyle. Neyse canlar şimdilik kapatayım. Sizlerle böyle araba sohbeti oldu. Biz zaten güzel neredeyse oldu. Geldik. Aynen biz neredeyse geldik zaten. Sonra orada saçımı yaparken size mutlaka açacağım kamerayı. Bakalım Dyson Airwrap gerçekten iyi miymiş, kötü müymüş? O Dyson Airwrap pahalı mı? 500. Yani en düşük modeli 500. Ama herkes onu alıyor çünkü en güzeli o bence. Pahalı, Dyson hep pahalı değil mi? Evet, Dyson pahalı marka. Neyse, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Sevogil'e gelmiş bulunmaktayım ve o Dyson fırını. Sevo zengin ya, Dyson fırını kullanmaya geldik. Sevde de saçını yapmış ama daha açmamış. Şimdi Sevde bu normal hangi yerden fıçkırıyormuş? Şu taraftan. Böyle. Buradan geliyor. Kaç tane hafızası var? 5 tane mi? Bir sürü. Şimdi fön yapacağım çünkü biraz daha kuru olması gerekiyormuş o yüzden. Azıcık. Böyle değil mi? Böyle açıyorum. Bak, bak içeriye. Vay vay. Fakitmiş görüyor musun? Hepsi böyle çıkıp çıkartıp çıkartıp aynen. Şunu denedim. Böyle loku yapıyor ya ondan sonra sıcak olmuyor niye? Vallahi sıcak olmuyor mu? Neden niye sıcak olmuyor? Ne? Özelliği mi o bunun? Çok oluyor. Ne? Yok oluyor. Mantar kuyruğum ben mahkum. Kesin kesin ben yapamadım. Tamam. Çok da şey yapmıyorum değil mi? Üst üst çok. Ben temel yeni aldım. Ben böyle aldım. Saçım boyatıyor mu ya? He. Onu da boyatıyorum. Ne beraber gidiyor? Tabii bize kahve getir. Ama şu şey an çok hel geliyor bana. Altı şimdi hel geliyor. Boyatınca hel geliyor. Değil mi? Saçım boyatacağım ya. Buradan başlatacağım mı saçını? Simişle boyatacağım. Hep simişle beraber arada gidiyoruz. Kız kardeşim Sevde ile İstanbul'a gidiyor. Salı günü uçuyorsunuz değil mi? Evet akşam. Kaçta? 6. 7'de.
Ay işte boyatacak mı? O da ilk defa boyayacak. O hayatında da hiç boyatmadı. Bilmiyorum böyle brown. Böyle highlight'lı. Çok güzel. O tür benim de hoşuma gidiyor. Ben de daha hiç boyatmadım. Aa biliyor musunuz? Blond gerçekten Sevde'ye çok yakışıyor. Evet Sevde'ye gerçekten yakışıyor. Bazen aklıma şey... Sevde'nin soru saçlarını... Bazen aklıma şeytan geliyor diyor ki saçını brown yap. Yok hayır sana brown daha çok yakışıyor. Sen hiç brown yaptın mı? Evet saçım hep brown'du. Sikir. Ama ava hell brown. Aslında aynı yapmadım. Ama hell brown da güzel oldu. Tam böyle yeter diye düşünüyorum. Evet. Şimdi üstüne buna takacağım da bir senin sorba is. Haa. Ben şu düşünün yolda. Sebo bize öğretiyor. Şimdi bakın fön yaptı. Allah buna tarayacağım. Üstelik halen pink lastik. Haa. Sorba oldu. Daha sorba oluyor. Haa şeyini alıyor. Kabarıklığını. Yeah. Tel. Şimdi şeytan diyor ki, montaj neyden başladık? Ay. Ama yani... Bunları durmadan tak yapıyor ya. Helal çok aufwand. Das war aufwand. Arkan kendim bitireceğim. Yeter mi? Aha. Yeter. Şimdi üçüncüye mi geçiyoruz? Aa valla elektriğini aldı baksana. Bunun öbürünü mü? Baktınız. Yani. Şimdi... Orayı yapmadım. Burayı mı yapsın? Neyse. Bunu links için kullanalım. Aa. Ben bunu hep rechts için yapıyorum. Ben tam olarak hep unutuyorum nasıl. Öyle mi olmuyor oluyor? Hey, bu taraf ben... için başka, bu taraf için başka. File. Dur bir file. Okay. Sıcak oluyor mu? Links. Daha soğuk. Nasıl olacak? Aç. Bak. Bekle beni. Önce bu tarafı yapıyoruz. Aynen. Ama middle shot. Ama herhalde böyle tutuyorum. Evet. Ama bunun için bence insan saçı kat kat olması lazım. Yok. Daha iyi olmaz mı o zaman? Yok. Valla. Şimdi ben ilk defa başkasını da yapıyorum. Bekle bir. Sen çok mu aldın saç? Ne? Ya ödünü mü yapıyorsun? Aha bekle. Dur bu yanlış yaptım. Lok olarak böyle ince çıkar. Aynen. Böyle bu tarzda yapman lazım. Aa. Gördün mü? Bize cahiller mi? Gördün mü? Bekle bir. Olmadı. Lada olmadı. Bes olsun. Sınavdan etsin. Nasıl yapacağım? Şimdi sen buraya mı yapacaksın? Ben beni yapayım. Sen bana anlat. Sen yap. Şimdi ucunu. Aynı rolünü yap. Aynen. Şimdi yavaş yavaş böyle içine aynı rolünü yap. Elin yanar mı? Ha yanmıyor. Ya sıcak da yanmaz. Ha aynen öyle yap. Aynen. Biraz yukarı götür ama saçın çıkıyor. Ay ne oluyor? Yavaş bekle. Ya öyle aşağı çekme. Ha. Yukarı götür götür. Evet. Bu ne çıkıyor içinde? Hiç saç. Tamam hadi. Bu biraz ne çıkıyor herhalde. Biraz böyle beklet. Sonra şu büyük mapı yukarı götüreceğiz. Nasıl? Beklesin. Böyle bir sıcak olsun. Ha bekleyecek mi? Biraz bekle. Ama bu çıktı. Onu bak şimdi göreceğiz nasıl oldu hepsi. Ay korkuyorum abi çıkar yanacağım. Bekle hayır. Şimdi bu dünyaya böyle yukarı geçiyorum. Şimdi niye? Kalp geliyor. Önce varmış şimdi kalp lift geliyor. Hissediyor musun? Evet. Ha, var. Peki ümidim yok sanki. dur bir. Hayır niye böyle durdu biliyor musunuz? Çünkü şunu almadım. Hey was ist los mit euch? Onun için almadı. Aslında niye güzel. Bu kadar çok oldu? Ne çok oldu? Locke böyle Mozart'a benziyor. Ya, du musst es dann später aufmachen. Böyle tarayacağım. Dur bir tane. Ne dedi bir tane? Ay çok tatlı değil mi? Anlıyor mu? Şu an deney gibi. Kız havalı oldum. Benim akre ya. Beso o çok az. Bekle. Hey, benim bu evde. Ama acaba önce çok aldık diye mi hepsini almadı? Yo bu daha kısaydı diye. Ama sen şu tarafa yapacaksın sen. Bilmiyorum. Bence var ya bu kanki bunun ansatısı bence değişik. Bence bu ansat buraya geliyor. Güzel oldu kız bak. Aa, bu daha aşağı gidecek. Anne. Şu tarafı tutacağım kanka. Şuna doğru. Duruyor. Ne yapıyorsun ya? Böyle değil miydi? Sen lokmuştap gibi tuttun. Ama bunu böyle tutmuyorlar mı? Böyle düz. Öğretmenlik plastik. Sebo ne oluyor? Aşağı gidemiyorum. Nasıl aşağı gidemiyorum?
Oo, olmuş ya. Bu sefer iyi oldu. Böyle duracak mı tek? Hayır. Git gel yapmayacağım ben. Hayır, yapmayacağım. Ben mutlu. Bu bir knop var ya. Hı. Ben o kadar çok bunu tadı tutacağım. Tamam, yeter herhalde. Çok sürmüyor, değil mi? Şimdi tamam, şimdi ne yapıyordum? Büyük knop. Hey, yaptım. Biraz bekle, sonra aç. Nasıl? Aç. Kapat. Bak. Na öyle değil, böyle. Aynen. Aa, niye böyle oldu, dur bir. Ama öyle, bekle. Yok kız, güzel, o bende kat kat var ya, o yüzden. Neyse, ben bir saçımı bitireyim de video. Arkadaşlar, saçlarım bitti ve tek kelimeyle bayıldım. Tam böyle istediğim saç tarzı, böyle salaş, hani çok böyle lule lule değil, çok havalı duruyor. Tabii insanın saçı kat kat olunca bence daha güzel durur ama ben gerçekten çok sevdim. Böyle birazdan da dışarı çıkacağız. Ne çekiyoruz? Biz kankilerimizle çıktık. Evet. Kankilerimle yani. Arkadaşlar, bunlar benim çocukluk arkadaşlarım. Rabbim dostluğumuzu inşallah daim eder. Vallahi birlikte büyüdük. Böyle şimdi herkes evlendi, evlenecek, yuvasını kurdu, çocuk yaptı. Hadi gidelim. Arkadaşlar, Sevde'nin tostos arabasına bindik. Ben buradan çıkamam dedi. Şimdi... Şimdi bir at. Yo, iki atacağım. Ama şimdi şöyle, ama çok tamam da kız ehliyetini almış. Şu kıza yol gösteriyorsunuz. Ay, dur bekle beni. Ama ben burada nasıl çakayım? Çok mu dar? Bu niye benim dibime park etmiş? Arkadaşlar, bizim alanda çöpü biraz daha götürdüm. Vallahi götürdüm. Dur. O kadar birleşik ki arabalar şu an çıkmaya çalışıyoruz. Yanlış yapıyorum şu an. Ben hangi tarafa? Yok doğru. Ama ön tarafı Beso, en... Beso sen öne baksana. Ön tarafı en... Bu ne yapıyor? Geri mi gideceksin, öne mi gideceksin? Öne gideceğim. Öne gidecek kanks. Tamam, gel. Kurtarıyor mu? Valla değecek. Yol gösteren Beso. Beso sen ödersin. Değmiyor kanks. Arkaya. Geri vites. Kanki, arabayı hareket ettirme, sadece direksiyonu çekin. Tamam, şimdi döndürebilir Klobis. Geri git. Tamam. Kurtarıyor artık, hadi ya. Bir yemek yiyeceğiz dedik. Hadi bakalım. Hadi şoför. Kız yavaş bin, araba sallanır. Şoför, götür bizi şoför. Ay ben vallahi. Götür bizi. Ben bu taraftan dönmem lazım. Ben çünkü... Evet, biz park ettik. Şu an Salçok Açşat'tayız. Burayı biliyorsunuz zaten. Köprünün orası. Ve hava da çok soğuk. Ben şeyimi giydim. Yani üstünde ceketimi çıkardım. Navi'ye baksana. Navi. Her bu şatın işi içinde zaten. Lan biz nasıl Salzburg'da yaşıyoruz? Yani yazıklar olsun, ben unuttum, hadi seneler oldu. Bu nereye gösteriyor? Route Stadt mı diyor? Tamam, böyle gideceğiz. Böyle ya, in die Stadt rein. O da? Ama Zebra Streifen nerede? Sevda aynen, bak Route'yi bak. Tam orada gel. Soğuk kızlar, soğuk. Arkadaşlar, biz yemek yemeye geldik Losteria'ya. Tabi burası çok karanlık olduğu için maalesef ışık pek iyi değil. Oh my god. Pipet istedik, bir tane getirdi, her neyse. Ben yarı tono, yarı margarita söyledim. Kızlarınki daha gelmedi. Ne oldu? İçeceklerimiz de burada.
Kızlarınki gelsin gösteririm. Ay Besmen'inki de çok lezzetli duruyor. Böyle sebzeli, yarıda rukola. Ben de emin olamadım rukola alsam diye, çok güzel rukola. Bir de bruschetta aldık. Sevdiğininki daha gelmedi. Sevde makarna aldı bu arada. Değil mi? Afiyet olsun kızlar. Evet, yemekler yendi. Şimdi alçıştatın eski şöyle... ne deniyor kız alçıştat? Eski Mozart'ın doğduğu yer. Evet, biraz yürüdük. Şimdi kahve içecektik Starbucks'tan ama kapalıymış şansımıza. O yüzden McCafe'ye gidiyoruz şu an. Bulabilirsek bir sıcak kahve içelim. Çünkü gerçekten kış gelmiş arkadaşlar. Vallahi donduk. Değil mi? Aa bak, burada kafe Mozart var. Hiç gittiniz mi? Ne? Allah size. Alın size peynirci. Ha Simiş. Oh my god, Simiş'in ses kaydını dinliyor sandım ben. Sandım benim sesim. Vallahi. Evet. Evet, kahve molamız. Bu arada benim cappuccino'm da bayağı büyükmüş kızlar, ben küçük sandım. Ha bu da Besmen'in, hemen verelim. Kanka sen masanın önünü nasıl doldurmuşsun öyle? Mübarek her şeyi fırlatmış üstüne. Bir de pasta aldık birlikte yeriz diye. Ben yemem, bu acı acı. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi ben eve geldim, yaklaşık bir saat falan oluyor. Şimdi annemin bu KitchenAid'inde cheesecake yapacağım, sosunu çırpacağım çünkü yarın misafir geliyor. O yüzden bugünden ben pastayı hazırlayacağım, yarına hazır olsun diye. Şöyle sosu için 2 paket Philadelphia'mız var, yani 500 gram diyelim. Bir tane sıvı kremamız var. Sonra 1,5 bardak toz şekeri ekleyeceğim. Bir de 4-5 tane yumurta ekleyeceğim, sonra gösteririm. Hepsini güzelce karıştıracağım. Önce bir bunları bunun içine koyalım. Evet, Azat da burada. El salla Azat. Ayo. Ve Zeyd Mirza yatıyor ama sen uyumuyorsun değil mi? O yeni biraz kalktı. Mirza uyumadı. Evet, Zeyd öğlen pek uyumadığı için erken yatmış bugün. Neyse hadi ben bunları bir buraya koyayım. Evet arkadaşlar, size gösterdiğim malzemeleri karıştırdım. Bu arada 4 yumurta ve bir tane yumurta sarısı koydum. Yani 5 yumurta diyebiliriz. Şimdi 4 yemek kaşığı un ve bir paket vanilin ekleyeceğim. Ondan sonra tekrar çırpacağım. Şöyle. Biraz daha alayım, az oldu. 4. Ne yapıyorsun? Bana bunu açar mısın? Vanilin. Mesela hangi büyüklükte yapacağım, ona göre. Anne normal hani cheesecake kalıbı var ya. Hepsini mi döküyorsun? 36 mı oluyor? Yani şu iyi. Hepsi mi? Aha, hepsini dök. Bak mesela şöyle. Biraz daha büyütemiyor musun? Karşını mı? Aynen, dördü. Ayşe. Korksun mu? Aynen. Evet canlarımız, aradan yine saatler geçti. Yani 1,5-2 saat diyelim. Cheesecake'i size yarın gösteririm çünkü zaten bugün gözükmüyor, yani etraf hep sarılı. O yüzden yarınki vlogumda mutlaka gösteririm. Ben şimdi oturdum, videomu editledim. Sadece kapanış eksik, o yüzden kapanışı yapmayı yanınıza geldim. Bu arada Dyson'ı da gerçekten çok sevdim arkadaşlar. O yüzden almayı düşünüyorum. Ne zaman alırım bilmiyorum ama en kısa zamanda alacağım inşallah. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Tabii insanların fikirleri ikiye ayrılıyor. Kimisi çok beğeniyor, kimisi değmez diyor ama ben sevdim ya. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Böyle videoyu da artık burada kapatayım arkadaşlar. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bye bye.